kamu vicdanı galebe çaldı. Bitti. Tayyip Bey de meseleyi gördü. Çünkü Tayyip Bey'in en önemli özelliği ne? Sürekli olarak kamuoyu araştırması yapıp önüne gelen aritmetik sonuca bakıyor. Burada bir şeyi gördü Tayyip Bey de. AKP'ye oy veren, evet, %49'lara yakın bir nüfus var. Ama bu nüfus neredeyse onda dokuzu, neredeyse onda dokuzu Atatürk'e hayran, Atatürk düşmanı değil. Atatürk sevgisi var. Vatan sevgisi var, vatanseverlik sevgisi var. Kuvvacı. O kuvvacı ruh bu topraklardan çok kolay kolay kalkmaz. Kuvvacı olduğunuz için kellenizi kaybedebilirsiniz. Öldürülebilirsiniz kuvvacı olduğunuz için. Ama ruhu ortadan kaldıramazsınız. Bunun hiç tartışması bile yok. Tayyip Bey de o meczup, işte feslisi, fessizi, o meczuplar, efendim yok o bilmem ne tarih dergileri çıkararak Atatürk'e saldıranlar, şunu görüldü ki toplum bunları reddediyor ve nefret ediyor. Bakın o dergide Mim Kemal Öke'de yazı yazıyordu bir dönemler. Sonra Atatürk'ün aleyhinde yazılanlardan Tanrı huzurunda ben tanığım. Çünkü telefonla konuştuk. Çok rahatsız oldum bundan dedi. Dergiden ayrıldı o zaman. Dergiden ayrıldı. Bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Onun için efendim bu mesele, yani Atatürk meselesi bizim son limanımız. Haydar Baş Beyefendi'nin yazmış olduğu, hepimizden farklı bir bakışla yazıldı. Çok ihtiyaç varmış o bakışa. Şimdi kitabı çok hızlı okudum. Çok hızlı okudum. 1000 sayfa kitap yahu. Kalemine sağlık. Bütün emek veren herkesin yüreğine sağlık. Çünkü çok ciddi de bir arşiv araştırması yapılmış. Ona baktım kaynaklarına, şunların. Çok ciddi. Herkesin kalemine, yüreğine sağlık. Farklı bir bakış açısıyla o biyografi yazılmış. İhtiyaç var. Ha şimdi aynı pencereden bakarak, Haydar Hoca'nın penceresinden bakarak bir başkası onun mükemmelini yazsın. Nasıl hani ben diyorsam ki benim yazdığım biyografi en mükemmeli değil ama en geniş kapsamlısı. Benim bakışım, aynı benim penceremden bakarak en mükemmelini yazsınlar. Bu taraf için de en mükemmeli yazılsın. Bunlar toplansın. Sonra işte mükemmel tek Atatürk biyografisini yazmayı biz başaralım. Burada işte o hocam, bakışlarla birleşecek bu iş. Esasında çok önemli olan nokta şu. Şimdi bir insanın yanında 50 sene olsanız, her attığı adımı kayda al geçirip yazsanız, onun tarihçesini yazmış olursunuz. Fakat lider olan insanları, diğer insanlardan farklı kılan sadece zekaları değil. Değil tabii. Onların, o fikirlerin arkasında bir gönül ve ruh dünyası var. Şimdi bu ruh dünyasını çözemeden lideri tanıyamazsınız. Amerikalılar şu anda bir bilim dalı geliştiriyorlar. Değişik ülkelerdeki liderlerin benzeri insanları kendi topraklarında eğiterek acaba şu anda ne düşünebilir, bu olay karşısında nasıl tepki verebilir diye analiz etmeye çalışıyorlar. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi Mustafa Kemal'i birçok şey yaptı Mustafa Kemal. Şimdi bir yönüne baktığınız zaman oradan bir özellik alıyorsunuz. Bir başka yönüne bakınca bir başka özellik alıyorsunuz. Ama Mustafa Kemal'i bu davranışlara iten o fikirlerin arkasında bir de bir ruh var. Mesela tipik bir örnek vereyim. En yakın arkadaşları bile diyor ki ya manda himayeyi kabul edelim diyor. Yapamayız diyor. Ama o ısrarla hayır diyor. Tam bağımsızlık olacak diyor. Beni diyor Türk hekimlerine emanet edin diyor. Bakıyorsunuz ki müthiş zeybek dinlerken gözü doluyor. Türk Anadolu coğrafyasıyla müthiş barışık bir ruh hali var. Bir aidiyet duygusu var. Bu bir akıl işi değil. Yani bu bir gönül işi. O bir şeyi yaşıyor. Yaşadığının fikri olarak yansıması var. Gidiyor köylüyle oturup sohbet ediyor. Çocukla oturup sohbet ediyor. Müthiş bir merhamet var. Ama cephede düşmanla ölesiye mücadele ediyor. Sonra düşmanlarına, ölmüş olan düşmana da saygı gösteriyor. Ama aynı insan bakıyorsunuz ki bir tarafta çocukla, yaşlıyla, köylüyle oturup sohbet ediyor. Şimdi bu bir ruh dünyası. Şimdi bu ruh dünyası herkeste olabilecek olan bir özellik değil. Şimdi ben çok yani enteresan birkaç anımdan bahsedip konuyu toparlayacağım. Yıllar içerisinde gençliğimden beri Haydar Bey'i tanıyorum. Çok yurt dışı seyahatimiz oldu. Gideriz, 2 gün sonra geri döner.
Üç gün sonra maksimum geri döner. Bir gün dedim ki ya, hocam dedim yani niye kalmıyorsunuz yurt dışında? Dedi gel dedi bana, Trabzon'dayız. Gittik bir dağın başına, burası dedemin bir arazisidir dedi. Biliyor musun buradan sabahları güneş çok güzel doğar, buraya gelirim bazen. Bana anlattı anlattı, en son bir şey söyledi. Bende dedi müthiş bir aidiyet duygusu var. Benim cesedim de bu topraklarda kalacak. Ben buraya aitim dedi. Şimdi bu, ben o kelimeyi ilk defa duydum Erol Hocam. Ve bir şey söyleyeyim. O dönemde benim arkadaşlarım Amerika'ya Boğaziçi Fen Lisesi'ne gibi kapak atıp, para kazanıp köşeyi dönmeyi düşünüyordu. Ben bir duyguyla tanıştım. Aidiyet. Mustafa Kemal'de bu var. Şimdi Atatürk'ü yaşamak farklı bir olay. Tarihçesini, biyografisini anlatmak farklı bir olay. Şimdi fakir fukara Mustafa Kemal bir köylüyle karşılaşıyor biliyorsunuz. Ne anları var Florya'da. Ona inek hediye ediyor, oturup sopa ediyor. Bir anıyla birleşsem, o yüzden neler bu eserleri okurken neler. Ben gözüm dolarak ağladığım birçok yer oldu. Çünkü Mustafa Kemal'in bazı yaptığı hareketleri akılla anlamak mümkün değil. Siz geçen anlattınız, siperde kalkıyor, sabah vakti top atışı esnasında diğerleri siperin içerisinde saklanmış sopa ediyor. Diyorlar ki ya paşam yani komutanım işte in aşağı falan. İngilizler ne noktaya geldiler? Türklere kurşun işlemez noktasına geldiler. Şimdi lider toplumuna merhamet duyan insandır. Şimdi bir anıyla yine bitireceğim. İzmir'e ilk seyahatim Haydar Bey'le genç delikanlı İzmir'e gidiyoruz. Yolkunda bir köfteciyle yemek yedik. Durduk. Para ödeyeceğiz. Pazarlık ediyoruz adamla. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim ki hocam pazarlık sünnettir. Dedi oğlum onu git Beymen'de Vakko'da yap. Bu adam 3 kuruş para kazanıyor. Ayıptır dedi. Buna 2 katı para vereceksiniz. Bravo, utanmadınız mı? Şimdi utandık işte. Ya. Ama bak bu benim, bak şu anda aklım kulağıma küpe. Bu bir ruh. Tabii ben, köfteciye gücünüz yetiyor gücüm, değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal 7 düvele gücü yetti. Ya. Ama zayıfı gördüğü zaman onun yanında diz çöktü. Dünyaya elini öptüren Mustafa Kemal köylünün önünde diz çöktü. Çocuğun önünde, yaşlının önünde diz çöktü. Bu bir ruh dünyası. Yani Mustafa Kemal, beni Türk hekiminden emanet ediniz. Ya deli mi kardeşim, dünyadaki en iyi hekimi bul getir. Sen anlayamazsın. Yani oradaki ruh halini. Şimdi bu kadar kıymetli bir insanın anasına dil uzatıldı. Yani. Kendisine dil uzatıldı. Bu millet bu günahı bizim üzerimize yanlış ama bu günah yeter bize. Tabii tabii bir de o neyse tabii şimdi sanıyorum ki terk etti Tayyip Bey de o fesli meczubu Atatürk'ün annesine dil uzatan o ne diyeyim tımarhanelik adamı diyeyim. Bakınız Yunanlılar Anadolu'da yapmadık mezalim bırakmadılar öyle mi? Çok güzel. Ne oldu? Trikopis tutsak edildi. Geldi Atatürk'ün karşısına ne yaptı Atatürk ona? İşte İsmet Paşa Ali dedi. Herkes orada tanık ya kaç tanesi yazdı bütün bunları. Ne yaptı? Ona bir ordunun başkomutanına nasıl davranılması gerekir ki ise öyle davrandı. İki general yan yana bunlar kavga ettikleri halde karşısında bu mağlubiyet nedeniyle onları susturdu. Üstelik de sordu ona bir isteğiniz var mı? Eşime hayatta olduğumu bildirin. Kızılaç vasıtasıyla, Kızılay Kızılaç vasıtasıyla bildirdi bu iki. İkincisi Yunan bayrağı işte İzmir'de gönderi çekilirken ayaklar altında ezilirken ne yaptı? Müdahale etti. O savaşmak başka bir şey dedi. Bayrak bir milletin onurudur. Kaldırın onu yerden, o çiğnenmez. Oysa ki Yunanlar onu parçalıyor. Onu İzmir'de yani en kritik anda yaptı. Bir de İzmir'de yap. Bakınız şimdi Atatürk dediğiniz adam böyle bir adam. Onlarca söylenecek, onlarca anlatılacak söz var. Onlarca doğa sevgisi, çiftlikleri kurması, işte hayvan sevgisi gibi çok söylenebilecek. İşte ben de biliyorsun çok emek verdim o biyografi üzerine, hayatı üzerine çalışma yaparken. Ben de senin gibi kaç yerde öyle ağladım, kaç yerde gözyaşı döktüm ya. İnanılmaz bir adam, inanılmaz. Ben yalnız şöyle noktalayayım cümlemi. Atatürk'ün en büyük şanssızlığı Türk olmasıdır. Bizim için en büyük şans onun Türk olmasıdır. Bu ne anlama, neyi söylemeye çalıştığımı izleyicinin ferasetine bırakıyorum. Hocam hemen isterseniz bu konuya...